Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde herkesin aklında olan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Bu tabii ki de benim kendi fikirlerim. Kripto ve boğa piyasası ne zaman gelecek? Boğa sezonu ne zaman gelecek diye. Bununla alakalı benim kendi tahminlerim, görüşlerim var. Bu videoda sizlere bunları paylaşacağım. Hemen isterseniz şöyle bir haberle başlayalım. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük varlık yönetim fonlarından bir tanesi olan BlackRock spot Bitcoin ETF'i için başvuru yaptı. Bu Bitcoin ETF bir Bitcoin arkadaşlar bir borsa hisse senedir gibi görüp bunun alım ve satımını çok kolay bir hale getiren bir sistem aslında. Ve bu Bitcoin ETF BlackRock tarafından çıkarsa eğer hem çok güvenilir bir yatırım fonu olduğu için hem de çok bilinen ve çok fazla bir kitleye hitap ettiği için inanılmaz derecede fazla insanı çekecektir buraya ve bitcoin yatırımı yapmaya zorlayacaktır. Bu da arkadaşlar Bitcoin fiyatının kesinlikle ama kesinlikle yukarı çıkmasına olanak sağlayacak. Şimdi bu BlackRock neden bu kadar önemli? BlackRock arkadaşlar 10 trilyon dolarlık bir varlığa hitap ediyor. Yani kendilerinin yönetiminin altında 10 trilyon dolarlık bir varlık var ve bunun ne kadar yüksek bir rakam olduğunu düşünebilirsiniz. Şu an kriptonun arkadaşlar toplam market değeri ise 1 trilyon dolarcık sadece. Yani buradaki BlackRock'ın ne kadar büyük bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz bu şekilde. Bir de şöyle bir data var arkadaşlar. Normalde bu zamana kadar BTC'nin spot ETF'i için birçok başvuru yapıldı fakat bunların hiçbirine onay verilmedi. Aynı şekilde şimdi BlackRock Bitcoin ETF'i için başvuru yapıyor. Fakat kendilerinin şöyle bir geçmişi var. Bu zamana kadar yapmış oldukları ETF başvurularının 576'da 575'i onaylanmış. Yani bu adamlar neredeyse neye başvursa direkt onu alabilmiş. O yüzden Bitcoin ETF'inin gerçekleşme oranı da baya baya bir yüksek. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ya bu sadece boğayı getirmez vesaire. Arkadaşlar boğa dediğimiz olay nedir? Piyasaların normalleşmesi, insanların işte ne bileyim paralarını artık varlıklara yatırmaya başlamaya çalıştıkları bir dönemdir. Bununla alakalı şu an mesela herkes işte Bitcoin 25-26 bin dolar civarlarında düşüyor çıkıyor vesaire herkes böyle bir korkuyor ama arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim dataya bakın ve bunun ne kadar kolay ve hızlı olabileceğini anlayın tarih 18 Temmuz 2021 Bitcoin'in de fiyatına bakıyoruz. Bitcoin'in fiyatı 31 bin dolar. Ethereum 1800 dolar. Yani neredeyse şu anki fiyatlarına vesaire yakın. Bakın 18 Temmuz 2021. Aradan 4 ay geçiyor. 14 Kasım 2021'e geliyoruz. 14 Kasım 2020'ye geldiğimizde Bitcoin'in fiyatı 65-66 bin dolara gelmiş. Ethereum'un fiyatı neredeyse 5 bin dolara yaklaşmış. Yani bu 4 aylık bir süreçte her şeyin fiyatının 2-3 kat yükseldiğini, bütün market hacminin ne kadar fazla arttığını görebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin ya işte şu an Bitcoin 26 bin bir iki ay sonra bunlar olmaz. Olabilir arkadaşlar yani kripto piyasaları inanılmaz derecede hızlı hareket edebilen piyasalar ve burada gelecek olan güzel haberler vesaire bunları etkileyecektir. Bir diğer konu şimdi BlackRock gibi bir şirket arkadaşlar dünyanın en büyük yatırım fonlarından bir tanesi burası. Bitcoin ETF'i gerçekleştirmek istiyor. Şimdi Bitcoin'i şöyle düşünün. ilk çıktığı zaman arkadaşlar hiç kimse umursamıyordu. Hiç kimse buraya bir yatırım yapmak istemiyordu. Herkes bunun sadece bilgisayar korsanları tarafından, hackerlar tarafından kullanılan, ne bileyim kara para aklamak için kullanılan bir sanal para olduğunu düşünüyordu. Ama geldiğimiz güne bakın şu an dünyanın en büyük yatırım fonlarından bir tanesi gelip buraya Bitcoin ETF'i açmak istiyor. Özellikle bu tarz gelişmeler regulasyonlarla da desteklendiği zaman yatırımcıların çok daha içten ve rahat bir şekilde yatırım yapabilme imkanını sağlayacak. Bu da arkadaşlar fiyatları kesinlikle yukarı çekecektir. Peki sorumuzun cevabı Bitcoin'de boğa piyasası ne zaman gelebilir? Benim şahsi görüşüm önümüzdeki bir yıl içerisinde yani özellikle 2024'ün başlarına vesaire piyasaların tekrardan yükselmeye başlayacağı bunun birçok farklı faktöre dayalı olabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika'daki bu regülasyonlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki bir yıl içerisinde birçok regülasyon vesaire tamamlanmış olacak. Bazı kararlar verilmiş olacak. Bu da insanların daha hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayacaktır. İkincisi Amerika'nın faiz yükseltme sistemi yavaş yavaş duracak ve artık faizleri düşürmeye başlayacaklar. Faizler düşmeye başladığı andan itibaren zaten piyasaya oluk oluk para girişi olacaktır. Bunu da göreceğiz. Buna ek olarak Çin ve Hong Kong olarak baktığımızda onlar da Bitcoin yatırımı ve kripto paralara yatırım konusunda bazı hareketler yapıyorlar ve oradaki işte bireysel yatırımcılara bunlara yatırım yapma imkanını daha güzel bir şekilde sağlıyorlar. Bunların da çok büyük bir etkisi olacak. Bir de arkadaşlar bu tabii ki de benim kendi şahsi görüşüm. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş da eğer bir yıl içerisinde biterse dünyadaki birçok şeyin daha iyiye gideceğini göreceksiniz. Enflasyon oranları daha da düşecek. Enflasyon düştükçe faiz oranları vesaire normal dönecek. Ve bu tekrardan bütün varlıklara gelecektir. Yani şu an her şey kötü gittiği gibi bir anda her şey çok çok iyi yayıla gidebilir. O yüzden kendinizi buna göre hazırlamanızı tavsiye ederim. Her zaman belli bir miktar nakidiniz olsun tabii ki de coinler düştükçe almak için. Ama güvendiğiniz, geleceğinin sağlam olduğunu düşündüğünüz iyi projelere de yatırım yapmayı unutmayın. Örnek veriyorum Bitcoin bugün 26 bin dolar. Bundan ne bileyim bir yıl iki yıl sonra şurası 150 bin dolar olduğu zaman kimse sizin Bitcoin'i 26 bin dolardan mı aldığınızı, 23 bin dolardan mı aldığınızı umursamayacak. İnsanlar sizin inanılmaz derecede güzel bir kar elde ettiğinizi bilecek sadece. Yani genel olarak sistem bu şekilde. Ethereum için de geçerli. 1700 dolardan mı aldın, 1800 dolardan mı aldın demeyecek. Çünkü Ethereum belki 10.000 dolar olacak. O yüzden buradaki o gelecek vizyonunu iyi görmemiz ve buna göre gerekli riskleri de almamız lazım. Benim size şahsi görüşüm budur arkadaşlar. Önümüzdeki bir yıl içerisinde böyle bir sezon geleceğini düşünüyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de 2024'ün ortasında, Mayıs aylarında vesaire Bitcoin halvingi olacak. Bitcoin halvingi yapıldığı zaman da genellikle birkaç ay sonrasında fiyatlar iyice de bir yükselebiliyor. Bunlara ben önem veriyorum. Bu konuda sizlerin de görüşlerini merak ediyorum arkadaşlar. Sizce bu boğa piyasası ne zaman gelebilir? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.